Hatay'ın demografisini değiştirme yönündeki bütün çabaları dikkate almak zorundayız. Dolayısıyla Hatay gerçekten demografik açıdan da dikkat edilmesi gereken bir kentimiz. Bu çerçevede de ben ülkeyi yönetenlere seslenmek ve onları uyarmak isterim. Bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini de ifade etmek isterim. Bu bağlamda deprem dolayısıyla Hatay'dan ayrılıp komşu illere veya Türkiye'nin değişik illerine giden bütün Hataylı kardeşlerime burası sizin yuvanız, buraya umarım kısa süre içerisinde dönersiniz ve yine bir Hataylı olarak Hatay'ın kültürünü bütün dünyaya geçmişte tanıttınız, bundan sonra da tanıtmış olursunuz. Değerli basın mensupları, her kentin bir ruhu vardır, her kentin bir tarihi vardır. Hatay kadim bir kenttir ve bu kadim kentin kültürüyle beraber, dokusuyla beraber, tarihi eserleriyle beraber korunması, yaşatılması, yıkılan eserlerin yeniden onarılması gerekiyor. Bu konuda da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız. Eğer bu konuda bir yasal düzenleme yapılmak isteniyorsa bu yasal düzenlemeye de parlamentoda her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Kentlerin ruhu vardır dedim. Şunun için kentler binalar değildir. Kentler yapılar değildir. O kentlerin kültürleri vardır. Kentlerin tarihleri vardır. Kentlerin tarihi eserleri vardır. Kültürlerin yaşatılması gerekir. Dolayısıyla bu kültürler bugünden yarına oluşan kültürler değildir. Yüzyılın süzgecinden geçip, yüzyılların süzgecinden geçip günümüze kadar gelen kültürler, bu kadim kültürlerin korunması son derece önemli ve değerlidir. Bir başka önemli konu kırsal. Hep kentlerde durduk. Kameralar büyük ölçüde kentlere yöneldi. Ama kırsalda da vatandaşlarımız var. Onlar da çalışıyorlar. Dolayısıyla onların da sorunları var. 17 gündür depremin üzerinden 17 gün geçti. 17 gündür bir çadır sorunu hala çözülmüş değil. Gittiğim her yerde, arabadan indiğim her yerde, önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti. Bir çadır bulamıyoruz, çadır alamıyoruz diye. Kişiler çadır kentlerde değil, evlerine yakın olan mahallelerde, yerlerde, çadırlarda yaşamak istiyorlar. Çünkü binaları yıkılmamışsa, binalarında eşyaları var. Dolayısıyla bir şekliyle bu sorunu aşmak istiyorlar. Çadır sorunu için ben tekrar Hatay'dan bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Ya Allah aşkına siz koskoca Türkiye'de nasıl olur da bir çadır sorununu çözemezsiniz? Nasıl olur da bir çadır sorununu çözemiyorsunuz ve nasıl olur da kalkıyorsunuz? Efendim çadır sorununu çözdük diye ortalıkta geziyorsunuz. Gelin vatandaşı bir dinleyin. Vatandaş size ne söylüyor? Bir bakın bakalım. Çadır sorununu çözmek, eğer daha önce çağrı yapmıştım, aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Türkiye'de çadır üreten, fiyatı ne olursa olsun, evet biz çadır üretiyoruz, İstediğiniz çadırları size vereceğiz diyorsa herhangi bir sanayici, herhangi bir üretici, çadırları satın alıp, tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Bu vesileyle bunu da açıkça ifade edeyim. Çözemiyorlarsa bıraksınlar, biz çözelim. Nasıl olur da çözemiyorlar? Çadır dediğiniz bir bina yapmak değildir ki. Dolayısıyla bu sorun hala temel bir sorun olarak önümüzde duruyor. Havalar ısınacak bundan sonra, daha farklı sorunlar çıkacak. Dolayısıyla iktidarın bu konuda çok daha hızlı davranması lazım. Hızlı hareket etmesi lazım. Ama kentin dokusuna, kentin kültürüne, kentin tarihine dikkat ederek, onları tahrip etmeden yol alması gerekiyor. Verdiğiniz hizmetler dolayısıyla bütün belediye başkanlarımız gerçekten canla başla hizmet etmeye çaba harcıyorlar. Tabii belediye başkanlarını başarılı kılan sizlersiniz. Yani ekip ruhuyla çalışıyorsunuz, sorunu görüyorsunuz, sorunu çözmek için süratle organize oluyorsunuz. Bu sorunun çözümüne katkı vermek açısından son derece değerli. Özellikle çocukların, psikologlar eşliğinde en azından onlara yaklaşılması, onların sorunlarına eğililmesi son derece önemli. Kadınlar için de anladığım kadarıyla özel bir çaba harcıyorsunuz. Onlar için de teşekkür ederim. Sonuçta büyük bir sorun, büyük bir afet yaşandı ve bu afeti el birliğiyle aşmak zorundayız. Var olan sorunları aştığımız zaman
sosyal devlet dediğimiz devletin ne olduğunu vatandaşa bir şekilde aktarmış oluruz. Çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız bu bölgede hizmet veriyor, çaba harcıyor. Kuşkusuz en büyük sorunu yaşayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız. Çünkü doğrudan doğruya hizmet verecek olan personelin bir kısmının hayatını kaybetmiş olması, tesislerin kullanılamaz hale gelmiş olması, sorun yaşamada, belediyenin sorun yaşaması da en büyük neden. Ama sizlerin katkısıyla bu anladığım kadarıyla kısa sürede aşılacak. Bundan sonraki aşama artık doğrudan barınma, beslenme, iş gibi temel sorunların çözümüne gelecek. O konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kentin yeniden organize edilmesi, yeniden yapılandırılması, kent planının yeniden düzenlenmesi konusunda çaba harcıyor. Umarım başarılı oluruz. Başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Yeter ki çalışalım. Sizler zaten bunu gösterdiniz. Evet, size teşekkür ederim. Bütün çalışanlara teşekkür ederim. Kuşkusuz Büyükşehir Belediye Başkanımız burada değil ama evet, Tunç Bey'e de bu vesileyle Hatay'dan selamlarımızı gönderelim. Sayın Genel Başkanım, başkanımız asla çaresiz ve yalnız bırakmayın diye talimat verdi. Öyle. Tunç Başkanımız. Öyle. Biz de o talimatı yerine getiriyoruz. Güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanları olarak. Burada insanların insani yaşam koşullarına bir an evvel taşınabilmesi için, evet, aynı zamanda barınma için de kaynak ve, tabii, karkas atölyesi kurduk. Konteynerler doğrudan Fen İşleri Daire Başkanlığımızın tasarruf ve yetenekleriyle bu çadır kent alanında üretiliyor. Güzel. Üretim de burada. Çadır. Tunç Bey'e söyleyin. Nerede bir çadır bulursa mutlaka bulup buraya göndersin. Çadıra ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ederim. 6 Şubat depreminin ardından 8 Şubat günü saat 1:20 geçe 1500 kişilik tarhana çorbamızla burada yurttaşlarımıza, afetten etkilenen yurttaşlarımıza yardımlarımızı, Büyükşehir'in tüm olanaklarını seferber ettik. 8 Şubat gece 1:20'de başlayan mesaimiz bugüne kadar yaklaşık 250 çalışma arkadaşımızla devam etti. Bu çadır kentimizde 200'e yakın çadırımız var. Şu anda 1000'e yakın afetten etkilenen yurttaşımız konaklıyor. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm olanaklarıyla, tüm olanaklarını seferber ederek buradaki 1000 kişilik afetten etkilenen yurttaşımızın 3 öğün yemeği, barınması, giyinmesi, ısınması ihtiyaçlarını tüm olanaklarıyla karşılamaya gayret ediyoruz. Çocuklar için ne yapıyorsunuz? Başkanım, çocuklar için 6 gündür çocuk oyun alanı oluşturduk. Ha, güzel. Ve kadın etkinlik alanı oluşturduk. Ziyaret etmenizi arzu ediyoruz. Evet. Ve buralarda uzmanlarımızla doğrudan, evet, yürütüyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız, sosyologlarımız ve çocuk gelişimcisi arkadaşlarımız, Büyükşehir bünyesinde, evet, çalışan arkadaşlarımız doğrudan sahada görevli. Evet. Söylediğim gibi aşevi personelimizden destek personelimize, temizlik personelimize kadar 250 çalışma arkadaşımız şu anda bu çadır kentte İzmir'den gelip hizmet üretiyor. Güzel. Teşekkür ederim. Evet. Belediyemiz açısından Sayın Genel Başkanım, başhekim yardımcımız Yavuz Bey de yanımızda. Evet. Deprem bölgesinde tedavi amaçlı iki nokta oluşturduk. Biri saat 9 ile 5.30 arası klinik tedavisi görüyor. Diğeri de 24 saat açık olacak Sahra Hastanesi. Şu anda orada idrar testinden hemograma kadar yapıyoruz ve ameliyathanede kurulmak üzere. Bu deprem bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yekün olarak kurduğu tekrar Sahra Hastanesi. Evet. Ve tüm olanakları Sayın Genel Başkanım, Kızılay ve AFAD'ın dışında sadece kendi bünyemizde, evet, karşılıyoruz. Evet.